Merhaba TeknoNet izleyenleri, ben Bora. Bu videomuzun konuğu iki tane. Bu sefer Rampage, masaüstü, oyuncu, yayıncı, mikrofonu Chery'ye yakından bakacağız. Ve ek olarak da Rampage Loyal oyuncu kulaklığına yakından bakacağız bu videomuzda. Haydi geçelim videoya. Sakin sakin. Evet, şimdi kutu açılışlarına bir geçelim. Bakalım bizlere neler sunacak. Bunlardan biraz bahsedelim. İlk öncelikle Chery ile başlayalım. Okunuş olarak takılmayın. Ben Chery olarak okuyorum. Google Translate'den de baktım nasıl okunuyor diye. Chery, Chehedi, Chehedi, Chety. Yani takılmayın kısacası. Evet, şimdi Rampage Chery'ye bakacağız. Ve burada aslında daha çok YouTube camiasına girmek isteyenler veya Twitch camiasına girmek isteyenler için tercih edilebilecek başlangıç seviyesinde gerçekten iş görür. Hatta orta segmente bile ayak uydurabilecek bir mikrofon olduğunu da baştan söyleyeyim ki ben ses kaydında da zaten ilerleyen dakikalarda göstereceğim sizlere. Gerçekten başarılı bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Özellikle RGB olması tabii ki insanlar tarafından cazip bulunduğu için bir artı RGB olayı. Ve hemen şimdi kutu açılışına bir geçelim. Boyut olarak şöyle, hemen bir açayım şöyle. Şu şekilde geliyor ve boyut olarak bir tık daha yüksek olabilir miydi diye sormuyor değilim. Bir tık daha bence uzun olabilirdi çünkü biraz masa üstünde özellikle biraz eğilebiliyorsunuz. Ama ses kalitesi, yani ses kaydı açısından mesafe olarak şuralarda olsanız bile, şöyle göstereyim. Mesela burada kafanızda olsa bile şu aralıkta sesi rahatlıkla alabiliyor. Ama ilk başta ben böyle sesi almayacak vesaire sandım. Bayağı dibine girmiştim. Bu sefer ses patladı. Meğersem alıyormuş. Onun için çok da kasmayın yani ilk başta. Onun için sesi gayet iyi alıyor ama bir tık daha şöyle biraz daha uzun olabilirdi bence. Burada şimdi bir kablo uzunluğuna değinelim. 1,5 metrelik bir plastik kablo ile geliyor. Ve bu plastik kablo hemen şöyle bir takayım ben ki görün. Ve bu arada hiçbir zaman okumadığımız bir kullanım kılavuzu çıkıyor kutudan. Şöyle telefonu takacağım ben. Şu an gördüğünüz üzere on off tuşları bulunuyor. Bu butonla birlikte şöyle açtığınız zaman RGB ışıklandırmamız yansıyor. Hemen bir ışıkları kapatayım etrafı. Net görün sizde. Evet, gördüğünüz üzere bir RGB ışıklandırması var ve gayet net bir ışıklandırma olduğunu söyleyebilirim. Bu mikrofona, bu sadelikli bir mikrofona bir cafcaflık katında açıkça söylemekte fayda var. Benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ve artık RGB ışıklandırma gerçekten nasıl desem artık her yerde görmek istediğimiz bir durum olmaya başladı. Ve oyuncu ekipmanlarında da gördüğümüz bir durum aslında. Ve mikrofon olarak RGB kullanımı da artmaya başladı. Şimdi mikrofonumuz boyun kısmı metal. Metal olması da gayet hoş çünkü sabitlik oranı gerçekten daha fazla. Mesela siz bir şöyle ayarlıyorsunuz kendinize göre ve ayarladıktan sonra bu mikrofonu sallasanız, yani bir yere düşse sallasanız dahi bu ayarladığınız kısım metal olduğu için ve gayet de basınçla hareket ettiği için herhangi bir oynama bozma olmuyor. Sizin en son ayarladığınız şekilde devam ediyor. Bu kısmı gerçekten ben beğendim ve gerçekten de iyi yapmışlar bunu düşünerek. Ve bir ağırlık olmuş mikrofonda böylece. Hemen buradaki RGB ışıklandırmanın orta kısmında şöyle gösterecek olursak Rampage logosu bulunuyor. Bu Rampage logosu aslında telefon tutacağı olarak da geçiyor. Şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir telefon konumlandırabiliyorsunuz. Mesela bir metin seslendireceksiniz diyelim. Bu metni seslendirmeden önce telefonu buraya koyuyorsunuz. Metin açık telefonda koyduktan sonra burada metinden seslendirerek ses kaydınızı alabiliyorsunuz. Mikrofonun biraz teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Olursak mikrofonumuz 100 ila 16.000 Hz arasında bir frekans aralıklarına sahip. 1,5 metrelik kablo var dedik ve USB A tipi ile direkt tak çalıştır mantığıyla çalışıyor. Herhangi bir yazılım desteği yok. Bu arada zaten mikrofon tak çalıştır ve ses kalitesi de oldukça kaliteli. Zaten şimdi birazdan dinleyeceğiz bunu da. Mikrofon 5 milimetrelik ve 6.0 ohm olarak da geçmekte. Voltaj değeri 5 volt ve 360 derece dönebildiğinde mikrofonu söyleyebilirim. Mesela buradan döndürebiliyorsunuz mikrofonu istediğiniz gibi ve dönebiliyor 360 derece. Bu gerçekten kullanıcılar açısından işinizi kolaylaştıracak cihaz. Fiyat aralığına gelecek olursak 120 ila 130 TL'lik bir fiyat etiketiyle geliyor ve birçok yerde de aslında bulabiliyorsunuz bu mikrofonu. Şöyle diyelim, aslında video içerik üretebilecek insanlar için ilk başta tercih edilebilecek bir mikrofon ve şimdi gelin bu mikrofonun ses kaydını biraz dinleyelim. Nasıl bir ses kaydı kalitesi var? Bunlardan biraz bahsedelim. Haydi geçelim ses kaydına. Evet, şu anda Rampage Chery mikrofonu üzerinden bu ses kaydını alıyorum ve ses kalitesi şu an dinlediğiniz üzere, herhangi bir oynama, montaj vesaire yok. Direkt saf haliyle şu an videoya koyuyorum bu ses kaydını. Şu anda
gayet net bir şekilde duymanız gerekiyor. Ben önceden test ettim ve gerçekten bu fiyat aralığında olan bir masaüstü mikrofona göre gerçekten kaliteli bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Özellikle YouTube ve Twitch yayıncısıysanız başlangıç olarak böyle bir mikrofonla başlayabilirsiniz. Evet, şimdi bunu Rampage Chedi'yi inceledik. Bizlere neler sunduğundan bahsettik ve gerçekten dediğimiz gibi kaliteli bir mikrofon. Ben bu kadarını beklemedim aslında ve bu fiyat aralığında ilk başta şu an dolar bazını düşündüğümüz zaman mikrofonların daha çok teknoloji ürünlerinin fiyatları artış gösterdiği için böyle bir mikrofona ihtiyacın varsa masa üstünde kullanabileceğiniz bu mikrofonu tercih edebilirsiniz. Şimdi geçelim Rampage Loyal modeline. Evet, Rampage Loyal olarak geçen bir oyuncu kulaklığı ve bu oyuncu kulaklık kulak üstü değil, kulak içi. Bu çok tercih ediliyor bazı oyunculardan dolayı ve gerçekten rağbet gösterilen bir tür oyuncu kulaklığı ve kutu üzerinde çift mikrofon 3.5 milimetrelik bir şiyak girişi ucu olduğu ve kulağınıza oranla daha stabil durması için bir farklı bir sistem yapılandırılmış ve tasarımı bildiğimiz Rampage kırmızı ve siyah. Hemen şimdi bunu da bir kutu açılışını yapalım. Wow, çok iyi. Wow diyorum ama önceden açtım kutuyu. Şey bozulmasın diye wow dedim. Gerçekten ilk açtığımda wow dedim çünkü bir kılıf çıkıyor kulaklık kutusunun içerisinden. Şöyle bir aparat poşetimiz var. Kulaklığı da şöyle bir çıkartalım. Bu arada kırmızı olması gerçekten bir insanı gaza getirmiyor değil. Çünkü oyuncular kırmızıya daha hasret. Şöyle bir hiçbir zaman kullandığımız yine aynı şekilde bir kullanım kılavuzu bulunuyor. Burada aslında bakılabilir. Şurada mikrofon kulaklık kablosunun üzerinde yer alan kumandayı bizleri işaret ediyor. Burada belli başlı şeyler var. Bunu da bir kenara bırakalım. Ve kulaklığımızın içerisinde ben şu kılıf olayına gerçekten çok seviyorum. Özellikle böyle bir profesyonel kulaklık kullanıcıları için dışarıda da kullanmak için böyle bir taşıma aparatı, taşıma çantası küçük, minnak, güzel bir şey. İyi düşünülmüş. Ben sevdim açıkçası ve burada yine cırt cırt bir bantımız var. Bu bantı çok seviyorum ben. Bunu da bir açalım şöyle. Yani 1 metreye yakın bir kulaklık ortalama ve kulaklığımızın hemen jack girişinin üzerinde şöyle bir aparatımız var. Kapak. Bunu da bir kenara bırakalım şöyle. Buradaki olay aslında şöyle gösterelim hemen. Poşetimizin içerisinde şöyle bir dönüştürücümüz var. Bu dönüştürücü bilgisayar kullanıcıları için daha çok ve şöyle gösterelim. Mikrofonumuzu kablosun ucunu buna takıyoruz. Şu şekilde dönüştürücüye. Taktan sonrasında burada bir yakalık durumu mevcut. Yine bunu yakanıza takabiliyorsunuz. Mikrofon için daha çok bu olay. Burada şöyle minnak bir mikrofonumuz var. Hocam bunu nasıl takacağım derseniz şöyle göstereyim. Mikrofonumuzun sol kulak kısmında şöyle yakından göstereyim. Şurada gördüğünüz üzere bir jack girişi mevcut. Bunu mikrofonu buraya takınız diye şöyle bir yer verilmiş bize. Yani bu giriş sağ kulaklık kısmında yok bu arada. Sol kulak için yapılmış. Şöyle taktığınız zaman mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Bu mikrofonu ben bilgisayarda da kullanacağım diyorsanız da işte bu dönüştürücü devreye giriyor. Bu dönüştürücü taktığınız zaman o zaman yeşil olanı kulaklık, kırmızı olanı ise mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. Onun için bir böyle bir kutu içerisinden dönüştürücü çıkmış. Yani bu bildiğimiz telefon kulaklığı değil aslında. Oyuncu kulaklığı olduğu için kulak üstü kulaktan bıktım, bunaltıyor diyenler için birebir bir oyuncu kulaklığı olduğunu söyleyebilirim. Ses kalitesi de gerçekten muazzam. Böyle bir fiyat aralığında ve böyle aparatif şeylerin çıkması da benim gerçekten hoşuma giden bir detaylardan bir tanesi. Şimdi gelin bu mikrofonun üzerinden aldığım ses kaydını da yakından dinleyelim. Nasıl bir ses kaydı alınmışız bu mikrofon üzerinden? Gerçekten bu fiyat aralığına değer mi? Haydi geçelim mikrofon testine. Evet, şu anda Rampage Loyal üzerinden bu ses kaydını kaydediyorum ve gördüğünüz üzere ses kalitesi gerçekten bu fiyat aralığında olan bir kulaklık mikrofon için gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet, mikrofon testini yaptıktan sonra şimdi gelelim sürücüler, yani kulaklığın hoparlör kısmı, bu ses seviyesinde yakından dinleyelim. Ses kalitesi de böyleydi. Tabii ki size fikir vermek açısından kulağınıza taktığınız gibi bir ses seviyesinde olmadığını söyleyebilirim. Mikrofonla ne kadar iyi duyabilirsiniz ancak ben uzun kullanımda özellikle müzik konusunda gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ses kasmak için birebir mi? Bence birebir bir kulaklık değil. Tabii ki oyuncu kulaklıkları bu kulak üstünün artıları daha fazla oyun esnasında ancak bu kulak içi kulaklık olarak da birçok oyuncu kullanıyor aslında. Genellikle sporcu tayfası biraz daha kulak
aküstü kulaklık takabiliyorlar. Ve burada bizim elimizdeki Rampage Loyal modeli fiyat performans ürünlerinden bir tanesi diyebilirim. Özellikle mikrofonun takılması böyle bir kulakla gerçekten acayip bir durum aslında bana göre. Çünkü böyle bir kulakla böyle bir mikrofon çok çok iyi düşünülmüş. Ve buradaki boynuz gibi duran kısımlar aslında kulakta sabit durması, stabil durması, oynamaması için böyle bir düşünülme yapılmış. Aynı sporcu kulaklarına benzer bir tasarım olduğunu hissettiriyor bana. Şimdi gelin biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Sensitive 42 desibellik, hoparlör boyutu 10 milimetrelik bir sürücü ile geliyor. Şimdi oyuncu kulaklarına genellikle bu kulak üstündeki oyuncu kulakları 50 milimetre, 55 milimetrelik bir sürücü ile geliyor. Böyle bir kulakta tabii ki 50 milimetrelik sürücü imkansız çünkü boyut olarak da küçük. Burada 10 milimetrelik bir sürücü kullanılmış. Hassaslık 42 desibel. Hoparlör empedansı burada da 16 ve frekans aralığı ise 20 ila 20 kHz arasında bir frekans aralığına sahip. 3.5 milimetrelik bir jack ucu bulunuyor. Yine mikrofonda minnacık, gerçekten başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Burada da 4 milimetrelik bir mikrofon sürücüsü bulunuyor. 120-115 TL civarında olması gereken bir fiyat aralığına sahip bu da. Ve bu fiyat aralığında alınabilecek bir oyuncu kulaklığı diyebiliriz. Hem oyuncu kulaklığı hem daha çok mobil cihazlar için de kullanılabilir olması büyük bir avantaj sizler için. Ve kalite olarak da, malzeme kalitesi olarak da gerçekten ben bu kadarını beklemiyordum. Ve kırmızı olması benim hoşuma gitti. Ve şu çanta, bu da güzel bir detay aslında. Daha çok böyle üst segmentlerde görebileceğimiz aparatif şeyler kutu içerisinden çıktı ve bu da kullanıcısını memnun ediyor diyebilirim. Evet, bu videomuzun konu Rampage Chedi, masaüstü oyuncu, yayıncı, ne dersiniz? Böyle bir mikrofonumuzdu ve fiyat performans olarak da böyle bir kulaklığımız, Rampage Loyal olarak adlandırılan bir kulaklığımız mevcuttu. Bu kulaklığı da tercih edebilirsiniz. Bütün ürünlerin linkleri açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı, her şeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.